Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonunu aktif hale getirerek de çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün yine size iğne oyası modeli tarif edeceğim. Modelim çok güzel bir model. Şöyle kelebek modeli arkadaşlar. Hem istendi hem de benim beğendiğim bir model olduğu için çekmek istedim. Bakın bu sinek kanatlarının üzerine yapılan bir kelebek modeli. Şimdi bunu size tığa çevirdim, onu göstereyim. Evet, benim tığa çevirdiğim hali de bu şekilde oldu. Böyle iki kirpikli arası uyunun ortasına yapılmış sinek kanadının üzerine kelebeğimizi kondurduk arkadaşlar bu şekilde. Şimdi rengarenk kelebekler yapıp devam edeceğiz. Evet, modelimizin yapımına başlayalım. 3 tane arası uyu koydum bu şekilde. Model amaçlı olduğu için şöyle şimdi sinek kanadımızın yapımıyla başlayacağız. Arası uyuyla kelebeğimizin arasında 3 tane 3 zincirli bu şekilde ara suyumuz var. Tığ battığımız var arkadaşlar. Evet, şimdi bir defa doladım. Sinek kanadımız için yuva yapıyorum. Bu şekilde 1 2 ve 2. Trabzan yaptım. Yuva yaptım yani sinek kanadımıza. Şöyle 5 zincirimi çektim. Trabzanımın içine giriyorum. Sık iğne ile buraya sabit. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Ters tarafına çevirdim. Hemen 5 zincirimin içine sık iğne ile sabitliyorum. Ve 8 zincir. Döndüm düz tarafına. Bu trabzanımın içine arkadaşlar sık iğne ile 8 zincirimi tutturup buraya bir sinek kanadı yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi yine aynı şekilde bir tane daha sinek kanadı yapalım. Trabzanımın içine giriyorum. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. Tekrar şöyle 3 zincirimi çekip yaptığım bu 5 zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. 8 zincir. Çevirdim düz tarafına. Yine bunu da trabzana kapatarak şöyle sinek kanatlarımızı yani kelebeğimizin yuvasını hazırladık arkadaşlar. Şöyle dibine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle size doğru düz bir şekilde tutuyor. Evet, bu yuvaları hazırladık. Şimdi ara suyu için 3 tane tığ battı. Ara mesafesi veriyorum. Bakın 2 3 zincir. Hemen tığ battımın içine girip sabitliyorum. 3 zincir sıradaki tığ battıya, 3 zincir sıradaki tığ battıya sabitliyorum. 3 tane tığ battı ara mesafesini verdik. Şimdi yine 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Sonra 4 zincir çekiyorum. Şöyle bir tık büyük olmasının 4 çekmemin sebebi içine 2 tane kirpik yapacağız bu şekilde. 6 zincir ve 6 zincirimi bu yaptığım 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyor ve bir tane kirpik yapıyorum. Yine 6 zincir. Kapatıyorum. Öbür kirpiğimin ilk kirpiğimi kapattığım yere sık iğne ile ve 5 zincir. 5 zincirimi hemen bakın bir sonraki yanındaki boş olan tığ battıya giriyorum. Biraz tığ battılarım minik olmuş. Bu şekilde artma işlemini gerçekleştirdim. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane de boş bırakıp şöyle ikincisi için tekrar 3 zincir. Bakın arada bir tane tığ battı mesafesi verdik. Tekrar aynısından yapmak için boş olan tığ battıya bu şekilde girdim ve 4 zincir. İlki 3, ikincisi 4 zincir.
Kapatıyorum. Bir tık büyük olmasının sebebi kirpiklerimi rahat bir şekilde içinde kapatabileyim. Altı zincirimi çekiyorum ve bu şekilde tığ battımı hazırlıyorum. Tekrar altı zincir. Kapattım bu şekilde buraya. Ve 5 zincir. Boş olan tığ battımın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Yine bir tane arkadaşlar boş ara mesafesini veriyorum. İkincisi için yine 3 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde ara sularımızı oluşturuyoruz. Şöyle arasına mesafe koyuyoruz ki birbiri üstüne gelmesin. Şu şekilde şöyle bakın bir ara suyu olsun. Evet, şimdi kelebeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Siz bu arayı 5 tane verebilirsiniz. Yani 3 aslında gayet iyi. Çünkü modelimiz narin bir kelebek. Yapımı da kolay. 5'ten fazla da güzel durmuyor. Evet arkadaşlar. Şöyle sinek kanadımızı ters yüzüne döndük. Şöyle. Bu şekilde sık iğne ile sabitledik. 8 tane zincir. Hemen buradaki sinek kanadımızın üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Düz yüzüne döndüm. Dibine bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Şurada cam silah hortumumuz var arkadaşlar, aparat olarak. Şöyle ilmeğimi çıkarıp hortumuma takıyorum bak. Bu şekilde kelebeğimizin kanadını oluşturacağız. Hortumun verdiği büyüklük seviyesinde bir kanadımız olacak. Şimdi bu da ikinci. 4 tane yapıyoruz aynı işlemi. 1, 2, bu üçüncü. Şöyle 1, 2 tane zinciri dibine çekip bu da dördüncü. Bak. Bu şekilde buraya 4 tane yaptık sağ kanadımıza ve buraya da 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Antenlerimizi rahat yapabilmek için. Buralar anten için yuva. Birbirinden hem de kanatlar güzel bir şekilde ayrılmış oluyor. Şöyle dibine yine bir zincirimi çekiyorum. Aynı sağ tarafa kanat yaptığım gibi sol tarafa da bu şekilde kanat yapacağım. Şöyle bir, iki zincir. Hemen kanat ilmeğimi taktım. Evet. Şu ipimi arkadaşlar sağlam olsun diye, hani hem de ucunda yanak izi gözükmesin diye şu şekilde tığımın altına alıyorum. Şöyle bir, şöyle iki taktım bakın bu şekilde. Yine aynı yuvanın içine girdim. Dördüncü ilmeğimi bu şekilde iki zincir çekerek aparatımıza taktık. Dibinde bir tane sık iğne yapıyorum. Bir yeşil yuvaya girip bu şekilde dibinde bir tane sık iğne yapıyorum. Ve ipimizi hemen yakalım arkadaşlar. Şekilde ipi yaktık ve aparattan da çıkardık. Bakın arkadaşlar, her zaman ipten çıkan şu ortadan tutup yukarı kaldırırsanız size bir püf noktası, bakın nasıl açılıyor. Şu ortadan tırnağınızla iki tırnağınızın arasına şöyle yukarı kaldırın. Şöyle de elinizle bir baskı kurun. Açılıyor bakın inşallah. Evet. Şimdi sarı ile sık iğne ile kanatlarını birbirinden güzel bir şekilde ayıralım. Şimdi arkadaşlar şöyle ters tarafına çevirdim. Bu ilk, yani şeyden de dördüncü kirpiğin içine arkadaşlar, ön tarafında. Bakın şu arada da zaten 3 tane sık iğne var. Oradan da belli. Buraya ipimi sık iğne ile sabitledim. 2, 3 ve 4 zincir. 4 zincirimi çektim. Kirpiğimin içine giriyorum. Sık iğne ile sabit. 4 zincirimi çektim. Kirpiğimin arasına girdim. Sık iğne ile sabitledim. 4 zincirimi çekiyorum ve buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle arkadaşlar, bir zincir çektim, düz yüzüne döndüm ve yuvanın içine giriyorum.
Bakın, sahte sık iğne ile sabitliyorum. Yine bir zincir, aralarında birer zincir çekerek bu şekilde bakın küçük küçük böyle sık iğneler, kirpikler yapıyorum. Yine bir zincir, yine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bir zincirimi çekiyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. Sıradaki yuvanın içine girdim. Bakın buraya sık iğne ile sabitliyorum. Hemen yuvama girdim. Sabitledim. Bütün yuvalar arkadaşlar dörder tane sık iğne ile dolduracağız. Yani bütün dediğim zaten 3 tane görüyorsunuz. Ve yine bakın 4 tane sık iğneyi bu şekilde yaptım. Hemen arkadaşlar bakın sıradaki yuvaya bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Dibine zaten sahte sık iğne yaptığımız için hemen arkadaşlar bir zincir otomatik çekiliyor. O yüzden şöyle oturtturup üzerine bir zincir çekiyoruz bakın. Bu şekilde. Şimdi en son bu beyaz yuvanın içine de bir tane sık iğne yapıp kirpiğimi bitiriyorum. Şu ipimizi yakalım. Aşağı inmek için 7 tane zincir çekelim. 7 zincirimi çekiyorum. Buraya bakın sık iğneleri 3 tane sık iğne yapmıştık ya. Sık iğnelerin olduğu yere bu şekilde şöyle artma işlemi yaparak buraya bir iniş yaptık bakın bu şekilde. Hemen dibine bir tane zincirimi de çekiyorum. İpimi uzattım. Bunda arkadaşlar kalem kullandım. Şöyle bir tık büyük olsun diye. Şöyle gösteremedim. Şöyle büyük olduğu zaman daha gösterecek diye düşündüm antenler kendini. Ve iki tane yaptım. Siz bunu tek de yapabilirsiniz. Dediğim gibi hani şey tek taşımaz diye zincir dolgusunu. İki tane yaptım. Hatta arkadaşlar bakın bu kirpikleri bile mesela dörder dörder yerine sekizer sekizer yapıp 2-2 alıp daha farklı bir duruş sergileyebilirsiniz. Filkete gibi olur yani o zaman. Hatta öyle bir model vardı arkadaşlarımız. Yapmıştı bir kayanın üstüne kelebek. O şekilde iğneye bile gerek kalmadan yapılabilir. Evet. Aynı şekilde bu şekilde dibinde 1-2 zincirimi çekip buraya 4 tane bu şekilde ilmek toplayacağız. Evet. 4 tane ilmeği topladık. Yine aynı bu 3 tane çektiğim sık iğnelinin aranın yanına 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar bu şekilde. 4, 5, 6 ve 7. Şimdi hem sabitlendi hem şu kalemimizi çıkaralım bakın. Zincirimizi çekerek bu şekilde orayı sağlamlaştırdık. 4 tane kirpiğimizi yaptık. Bu 4 kirpiği ayıracağız 2-2. Şimdi şu kanadının öbür tarafında yaparak işlemimize devam edelim. Hemen önüme gelen ilk ilmekten alacağım arkadaşlar. Bu ilk ilmeğin de ters mi düz olduğunu kontrol edersek şöyle bir de telefon çözünürlük şöyle tekrar bakalım düz yüzü. Buraya 7 zincirimizi sık iğne ile sabitliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın ters yüzü denk gelecek ama başka türlü trabzanlarla falan dik dik duruyor. Yuvarlak görüntüyü veremediğim için mecburen artık bu şekilde birisi ters birisi düz olarak sık iğneler kirpikler olmuş olacak. Çünkü trabzanla denedim söktüm o kadar tuhaf durdu ki hiç oval bir görüntüsü olmadı. Böyle dik dik köşeler uçlar sivri sivri oldu. Yine 4 zincirimi çekiyorum ve buradan sık iğne ile sabitliyorum. Yine aynı şekilde buraya bu şekilde sabitledim. Şöyle bir zinciri çekmiştik zaten arkadaşlar. Bakın otomatikman bu şekilde sık iğneyi alınca üzerine oturması için bir zincir çektiğimiz için tekrar zincir çekme ihtiyacı duymuyorum. Çünkü o zaman iki tane zincir oluyor. Aynı şekilde 3. Aynı şekilde bu şekilde 4. Evet. 4 tane bu şekilde yuvamıza sık iğne yaptık. 4 zincire
4 sık iğne. Şöyle bir zincir. Şöyle 2. 3. sık iğne ve 4. sık iğne. Evet arkadaşlar. Bu şekilde minik minik sık iğneler yaptık. Şöyle şu girişi saymıyoruz. Onun üzerine arkadaşlar sık iğne yapıyoruz. Bir zincirimi çekiyorum. 2 3 ve 4. Şöyle sonuncu ve dördüncü sık iğnemizi yaptık bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki beyaza girmek istiyorum ama şöyle fazla dönük oluyor. Eğer siz fazla dönük olsun, hani içe dönük olduğu için topluyor. O yüzden bunu bu şekilde burada bırakıp arkaya doğru kendim şu ters tarafında olduğumuz için o tarafı doğru çekiyorum. Şimdi ipimizi koparalım ve antenimizi yapalım. Evet, bu şekilde şöyle oldu. Antenimizi yapalım. Şöyle arkadaşlar bakın iki tanesini alıyorum. Şöyle bir sık iğne yapıyorum. İkisinin arasından beyaz ipimle girip. Buraya 5 zincir. 5 zincirimi. Hemen bakın, yuvanın arasına giriyoruz. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yine yuvanın içine girip bu şekilde 5 zincir yine sık iğnemin arasına girdim. Yine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Bu şekilde kirpiklerim hazır. Öbür anteni de aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip hemen bakın sık iğnenin arasına giriyorum. Ve 5 zincirimi kapatıyorum. Kirpiğimin içine girip bir tane sık iğne yapıyorum. Ara ara zaten bu kirpik modelini gösteriyorum. Bildiğiniz farklı değil yani arkadaşlar. Buraya sık iğnenin içine girip sabitliyorum. Ve buraya sık iğne ile sabitledim. 5 zincir sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum ve bakın, sık iğne yapmadan asla buraya şöyle kirpik yapmıyoruz. Şey, ipimizi koparmıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde kirpiklerimiz hazır. Evet arkadaşlar, şöyle elimden geldiği kadar bu şekilde benzetmeye çalıştım. Siz de emeklerim için şöyle beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.